Düzgün bir beşken olduğunu söylediğine göre şuradaki bir açının 108 olması gerekir. E şimdi 108 de burası kaç? Burası kaç? Hocam 90 yazacağız. Ne düşünüyorsunuz? Diyor olabilirsin. Ben ne yazacaksak da bunun mantığını açıklamam lazım, değil mi? Şimdi şu katlama öncesini ve sonrasını hep diyorum birlikte göstermek lazım diye. ilk işimiz yani altın kuralımız buydu. Ben bunu aldıysam buraya verdiysem üst üste getirmişimdir eşittir bunlar. E burası da çok genin bir kenarı burası da eşit. Tamam bütün iki şekilde birleştirdim. X de burada duruyor benim için. Ha, şimdi ne yapmış oldum? Sağ tarafla bir işim kalmamış oldu. Her şeyi buraya aktardım. ED'nin C üssü F'ye paralel olduğunu söylüyor. Bu ne demek? C üssü F ile ED paralelliği. Bak bak ne kıymetli bir paralelliktir bu böyle aman Allah'ım. Şimdi şöyle bir paralellikte bu açı bu açıyla yöndeş olup aynı değil midir zaten? Geometride böyleydi bu iş yani şu açı yöndeşten bu açıyla aynı olmalıdır. Çünkü bu ikisini birbirine paralel vermiştir. 108 olan beşgenin bir açısını buraya 108 olarak yazmam. 54 54 olarak üst üste binen iki açı aynıdır deyip parçalarım ortadan ikiye. E şimdi şurası 108 beşgenin bir iç açısı. 108 ile 54'ün toplamı 162. 162'yi 180'e götürmek için 18 kalır üçgenin iç açılarından. Katladığım için aynısı geldiyse 18 olmuştur. E şurası 108'i tamamlayacaksa. 18, 18, 36 bende varsa geriye 72 kalır. İkiz kenar olan üçgende. 72'yi 180'e tamamlamak için kalan 108'de iki eşit parçaya 54'e er ayırırım. Burası yine 108 olmak ister beşgenin iş açısı. 108'in 54'ü bu taraftaysa kalan 54'ü bu taraftadır. Yani cevabın D olması lazım. Yani bir açı sorusu bu kadar şık olabilir bence. Gayet güzel, gayet hoş. Bu ekranın tam ortasına konumlandırılmış dikdörtgen tamam ortasına konumlandırıldıysa sağdan soldan eşit mesafelidir orası 4 ise burası da 4'tür yukarıya kadar x olursa aşağıya kadar da x olacak elbette e şimdi şuraya da bir x yazarız yani buradan buraya geçiririz şimdi bana ne diyor burada verdiği bir bilgiye ihtiyacım var değil mi bilgisayar ekranının çevre uzunluğu nedir diyor şimdi çevre uzunluğu için şuradaki toplam uzunluk buraya düşer ya zaten bunu bunu bu şekilde toplayarak ilerlemem lazım x'i nasıl bulacağız ona bir bakalım x artı 9 aslında 12 yaş ise x diye bir şey yoktur 3 yaz gitsin e burası da 3 o zaman çünkü ortasına konumlandırıldıysa yukarıda ne kadarsa aşağıda da o kadardır soru bitmiş o zaman 4 12 daha 16 4 daha 20 bunun alt kenarı 20 olduğuna göre üst kenarı da 15 olduğuna göre 20 ile 15'i bir kere topla 35. Bir kere de şu ikisi için topla 35 daha. O zaman cevap 70 olmalı. Çok fena sor. 10 hmm, numara. Geldim. 3K 2K yazdım buraya. 3K 2K koydum yerine. E hocam burada eşit alanlar oluşturdu. 3 parçaya ayırdı dedi. Anladık. SSS yazalım. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bir şeyler yapılabilir aslında çekersin böyle misal veriyorum 2K'ye bir tane S düştüyse 3K'ye ne düşer deyip burayı alansal olarak bulabilirsin. E şimdi buranın hepsi 2S iken burayı bulduysan kalanı da söylersin ama AFFE ilişkisini kuramazsın. Buradan bir yere gitmiyorum gitsem de hoşuma gitmiyor. Ben o yüzden diyorum ki burası 3K ise burası 2K ise şuradan da yola çıktıysa çıktı çıktı geldi E noktasına kadar durduysa durmasın burada burada durmasın. İşin düğümü bu. Bu oranları kullanmak için kelebeğe tamamlamak lazım diyorum. Şöyle geldim. İnşallah kavuşuruz oraya. Bakayım olmadı. Bir daha çizeriz biz de. Şöyle gittik kavuşmak istiyoruz. Şimdi bak sana kelebeğim var dedim gösterdim kelebeğim bu. 3K 2K kelebeği değil mi? O zaman burası 3 olsa kalan kısmı şurası 2 olmalıdır. E şimdi ben bunun 3 olup olmadığını bilmiyorum bu arada. Yani bu 3M 2M gibi bir şeydir aslında. Ama işin sonunda bana oran soruyor. Ben ona, buna hakkım var. Yani bana hiç sayı vermediyse. Oran verip oran soracaksa ben sayı verebilirim diye hep söylüyorum. Duymadıysan da şu anda duy benden. İşleri azaltmak istiyorum sadece. Bu arada kelebekteki alanlarda 2K kelebeğine 2S, 3K kelebeğine 3S kadar alan yazmak yanlış olur. Kelebeklerde alan böyle yazılmaz kendine gel. Kelebekler benzer iki üçgen demektir. Benzerlik oranları 3 üçse alanların oranına geçmek için santimden santimetre kareye ya da birimden birim kareye geçiyorsun demektir. Yani bunun karesini almak zorundasın. Sen de ben de alacağız. Evet 2 bölü 3'ün karesini aldın ne, ne verdi sana? 4 bölü 9 mu verdi? O zaman 4 s burası olursa 9S burası olmalıdır. Haydi devam et. Sana en başta 3 eşit alana ayırdım demişti. 4S'yi al. Aha buraya da yaz. Aha buraya da yaz. İşler güzelleşiyor. Hazır ol. Şimdi takip et beni. Koca bir üçgen gösteriyorum sana. Biraz daha düz. Dön buradan. Gel kudret. Heh. Gördün mü bu üçgeni? Şimdi takipte kalmaya devam et. Şöyle bir çizgi çekilmiş. Gördün mü? Şöyle bir çizgi. Bu çizgi sayesinde... En büyük gösterdiğim kırmızı üçgene lütfen dikkat et. Bu üçgen şu an aradan geçtiğim bu çizgi sayesinde sol tarafına 4, sağ tarafına 13'lük alan vermiş. Yani senin karşında böyle bir pozisyon var. 4s 13s. Bu ne demek? Alan taban ilişkisinde 4s'nin tabanı 4 olursa, 13s'nin tabanı 13 olur demiyor muyduk? Şimdi bunu söyleme zamanı. Buradan soruyu getireceğiz. 4s'nin tabanına 4m diyen öğrenci 13S'nin tabanına 13M desin. Şimdi buradan sonrası için hadi yapalım. 4M buradan 13M buradan topla. Hepsi kaç M? 17M. 17M 2 buradan 3 buradan topla. Kaçı eşit? 5'e. M ne gelir? 5 bölü 17 gelir. Güzel mi? Çirkin. Şıklarda da 17'li bir şey de yok. Nasıl gelecek? İzlemeye devam. EF bölü AF. EF neresiymiş? Gel göstereyim. Aha da burası. Bunu nasıl ifade edebilirsin? Bunu iki şekilde ifade ederim ben sana. 1- Buranın tamamına 2 demedik mi? 2. Tamam. 4m'yi düş kalan 2 eksi 4m olarak yazılabilir. Yazdım. 2 eksi 4m bölü. 2 şekilde ifade edebilirim demiştim. Bir daha ifade edeyim. Buranın toplamı 13 değil miydi? Tamam. 13'ün 3'ü burada. 13'ten kalan 13 eksi 13m eksi 3 bu şekilde buraya yazılabilir. Bu da şekilde ifade edebilir. Sana bırakıyorum. Ben 13 sayısını beğenmediğim için bu şekilde ilk şekilde ifade ettim. Devamı. AF. AF kim? Burası. 4M zaten. Gel yerine yazalım. M neydi? 5 bölü 17. Biraz çirkiniz galiba ama bence hallederiz. Buradan bir cevaba gideceğiz diye düşünüyorum. Önce komple 2 ile sadeleşelim mi? 1 eksi 2M bölü 2M diye. Şimdi M5 bölü 17 ise 2 ile çarpacakmışsın. 10 bölü 17 olur. Bölü 10 bölü 17 olur. Yukarısı 17 çarpı 1 17 eksi 17. 7 bölü 17 bu da 10 bölü 17. Yani ben bunun 17 ile bunun 17'sini kesirleri düzenledikten sonra sonuçta bunu buna bunu da buna bölüp böyle patküt yapabiliyordum. 7 bölü 10 diye cevap bulabiliyorum uzun lafın kısası. Sorunun cevabı ne olmuş o zaman 7 bölü 10 olmuş D şıkkında varmış. Dehşet bir soru. Yani öyle böyle değil. Çok güzel bir soru. Alan paylaştırma. ÖSM'nin hiç vazgeçmediği bir soru tarzı. Yani iyi bir stildir, eleyicidir. Bu tarz parçalamalar bizim bakış açımızı geliştirecek parçalamalardır. Böyle sorulara karşılayınca iyice öğren mantığını. Tam öğren ki karşına çıktığında soru seni değil sen soruyu tokatlamış ol. Bu kadar. Şekil 1'in duvarda kapladığı bölgenin çevresi, şekil 2'nin kapladığı çevreden 40 fazla. Şöyle yapalım mı? Kısa kenar, uzun kenar. Kısa, uzun. Kısa, uzun. Buraya da kısa kısa uzun uzun. Her yeri kısa kenar uzun kenar diye isimledim. Şimdi bana diyor ki birinci bölgenin çevresi. Hadi uzunları bir sayalım. Birinci uzun, iki uzun, üç uzun, dört uzun. Birinci çevresinde dört tane uzun kenar var artı. Kısaları sayalım seninle. Onları da kırmızıyla sayalım. Bir kısa, iki kısa, üç kısa, dört kısa. Tamam. Maviye geri gel. 4 tane kısa saydık. Şimdi çevresini sayarken x bundan x bundan 2 tane x'i ilave etmeyi unutmamamız lazım. Bu çevreler birbirinden fazlaydı. O zaman birbirinden çıkartmamız gerekecek bunları. Şöyle gelsem buna şöyle çevre 1 desem eksi deyip şuraya da ikinci çevreyi yazalım seninle çevre 2. Hadi gel bunu da toparlayalım şuradan. 1 e, uzun, 2 uzun, 3 uzun. Bunun çevresinde toplam 3 tane uzun var artı. Kısaları sayalım. Bir kısa, 2 kısa, 3 kısa, 4 kısa. Bunun çevresinde 4 tane kısa var. Uzunları doğru saydım mı? Evet 3 tane çıktı. <laughs> Şimdi zurnanın zort. Zort dediği yere geldik. Şu parçayla şu parçayı nasıl söyleyeceksin? Çok basit bir yöntem var. Burası kaç ke kısa kenar? İki kısa kenar. Hop burası da iki kısa kenar değil mi? Evet. İki kısa kenar boyundan bir tane uzun kenar düşersen ne olur? Şöyle ifade edersin herhalde değil mi? Ben iki kısadan bir uzun çıkardım. Böyle. Yani bu parçalı parça ifade ederken. Tamam. O zaman şu orayı bir düzenleyelim mi? Bunun sonucunun bana kaç olduğunu söylemişti. 40 olduğunu söylemişti. 3 uzun, eksi 1 uzun, 2 uzun. 4 uzundan 2 uzun çıkarsam 2 uzun kalır. 4 kısa, 4 kısa. Kısalar gitti. Sadece 2 kısa kaldı. Önünde eksi var. Eksi 2 kısa kaldı. Bir de 2x kaldı. Hmm, güzelleşti. Bunu 40'a eşitlemek gerekiyormuş. Bu çıkartma işleminin sonucu şu şekilde geldi. 2 ile sadeleşirsem uzun eksi kısa artı x eşittir 20 yaptı. Her şeyi 2'ye böldüm. Pat, küt, pat, küt hepsi. Şimdi ben sana bir şey göstereceğim. Buranın tamamı uzun kenar değil mi? E bu da kısa kenar değil mi? Bir uzundan bir kısayı çıkarsan x kalmaz mı zaten? Burası uzun eksi kısa kadar. Yani x kadar. Uzun eksi kısa x kadarsa 2x 20'dir. O zaman x soruyorsa da 10 olması lazım. Yani ben zorlandım mı bilmiyorum. Yani farklı bir şey var da ben mi göremedim onu da bilmiyorum. Eğer çok daha farklı bir yöntemle yaptıysanız yorumlara yazarsanız mutlu oluruz. Bu kadar. B köşesi hariç soruyu buradan yakalamalısın. B hariç olduğuna göre B çivisi düşmediyse boyu değişmez. B'nin yerden yüksekliği 12 iken burası 12 olmalıdır. Bunun uzun kenarı 20 iken buranın da 20 olması gerekir. 12, 16, 23, 4, 5'in katından 16 gelmelidir. D'den dik indirmeyecek misin? İndireceksin elbette. Burası 10 birim kısa kenar buraya. Gel açı gezdir. A90, B90, A 90 B. B 90 A. A 90 B. Şimdi bu üçgenle bu üçgenin açıları aynı geldi mi? Geldi. Bunun 90'ı 10 görüyorken bunun 90'ı 20 görüyorken 2 katı. Evet 2 katı. O zaman A'yı 12 görüyorsa A'yı 12 değil yarısı 6 görür. Bu da 6, 8, 10 olmalı demek ki. Şimdi bu üçgenlerin aynılarını burada da oluşturabiliriz. Yani sonuç olarak şöyle bir dikkatsam. B 90 tekrar A diye geçiş yaparım. E bunun A 90 B'si 11 mi hipotenüslü? E bu da 11 mi hipotenüslü? Kısa kenarı görüyor sonuçta. O zaman bunun A'sı 6 görse bunun A'sı 6 görmeli. Hop, 6, 8, 10'dan 8 ile... 12'nin toplamından cevap 20 istediği toplam C'den aşağıya olan yükseklik yani onu soruyordu. AC onmuş soruyu yakaladım. Sen onsun dedim. Katlayacağım dedi. Biraz daha güzel olabiliriz. Katlayacağım dedi. Tamam dedim. Katla dedim. Katlarsa ne olur biliyor musun? Bu kenar katlanınca buraya geçer. Bu kenar katlanınca bu şekilde buraya biner. Benim elimde sadece 5 var. E, aynı şartlarda katlandığına göre bu 5'in aynısı burada da vardır elbette. Yani şuraya 5 diyerek soruya başlayabilirim. Kaldı geriye 3 katladım buraya da geldi 3. Bu 90 dereceyi katladıysam hop buraya da köşesine 90 gelmiştir. Buraya da 90 girdi. 3 4 5'ten buraya 4 gelmiş oldu. İşin sonunda 11 birimlik AC vardı. Şurası 10 birimdi. He, bir katlama daha mı? Burada da var aynı katlama tabii ki. Bu katlamada da aynı şeyleri yapalım. Hızlıca soruyu getirelim. Şimdi bu 5 aynı şekilde burada da vardı. E şimdi 8 8 5 kaldı geriye 3 aynı şekilde. Aynı şekilde 3 buraya da geldi. Bu 90 az önceki gibi buraya da geçti. E burada da 3 4 5 aynı şartlarda çıktı sonuçta. E tabii ki ben aslında işi uzatıyorum. 3 4 5'ten buraya 4 geldiyse 3 4 5'ten buraya da 4 geldi diye kısa kesebilirim sana. Bunun hepsini 10 verdiğine göre araya 2 kaldı deyip kısa kesebilirim. Yani burada bu üçgeni katlayıp aynı şekilde bunu da katlamaya devam ederek birazcık daha kafa karıştırmış gibi olsam da işin sonunda özetleyip toparladığımı düşünüyorum. Umarım anlamışsındır. Arayı soruyordu. 2 dedim cevabına bu kadar. Şimdi kilometre verdi diye gözümüzü mü korkutacak sanki? Biz dönüştürürüz onu. Sıkıntı yapma. 2 kilometre demek 2000 metre demek. Burası 2000 metre. Şıklar 2000'in üstünde olmalı ki zaten de öyle olmuş. Bu 140'ı alıp şuraya koymayı bileceksin. 500 ile 140'ı görünce Pisagor yaparım deyip atılmayacaksın hemen. Atma kendini ortaya. Burada en ailenin lüzumu yok. Ne yapıyoruz? Özel işken kovalıyoruz. Olmasaydı e, mecbur kalacaktık zaten. O zaman enayi izlemezdik. Mecburuz tek yol derdik. Şimdi bunu onunla çarpsam ne olur? 70 olur. Ama bende 140 var 20 ile çarpacağım demek ki. 20 katını al 140. 20 2 kere 12 2 kere 24 48. Yani 480. Bu da 20 katı 500. 480 bana lazım olan olmayan yer. Aha da burası topla. 2480 yani E geldi. Tatlı soru. Tatlı. Güven bana güzel soru. Buraya S diyecekmişsin. Diyor ki karenin içerisindeki büyük alan, küçük alanın 5 katı. Büyük alan burası, küçük alan burası. Yani tamamı demiyor. Oluşan şu çizgiyle 2 tane alan oluşuyor. Küçük alan, büyük alan 5 katıdır diyor. Yaz 5S'yi. Topla. Kaç oldu? 6 mı oldu? Bu 6'yı birazdan kullanırım ben. Şöyle yazarım kenara. Ben bunun toplamına 6 tane S dedim derim. Bunu kullanırım. Şöyle yapalım önce. Burada güzel bir hamle yapalım. Şimdi eşit taban eşit alan. Buraya S geldiyse buraya da S gelir. Şöyle karşıya jilet gibi çektüm düz. Şimdi gel buraya. Elimde olan bir dikdörtgen var mı? Var. Köşegenle ortadan ikiye bölmüş mü? Bölmüşüm. 2S burasıysa 2S de burasının olması gerekir. Şöyle. Şimdi topla kaç S oldu? 4 mü oldu? Ben ne dedim toplamını 6 dedim. Bana ne kaldı? 2 kaldı. Bitti mi? Bitti. Çünkü buranın alayı 4'tür. 4. Burası 2. Şöyle düşün. Sende bir tane 2S var bir tane 4S var. Sen bu 4 sayı siler 2 2 diye eşit bloklara ayırıp da böyle böyle demez misin? Yani 2, 2 2 demez misin? Bu ikisi burasının 4 olması lazım o zaman. Değil mi? Şurası 4S. Bu şekilde. Aa, şöyle güzelce açıkladım ben sana. <laughs> Şimdi 5 katıdır dedi onu kullandım. Bilgiyi kullandım. Ha bir kenara 6 olan bir kare bulmuşumdur. Bak kare burada yazıyor 6. O zaman buna 6 diyen buna da 6 demiştir. 3 3 yazmıştır. O zaman 3 4 5 üçgeninden buraya 5 getirmişizdir. 90'ımız kare köşesi sonuçta. Telin uzunluğu nedir diyor. Şimdi ben bu teli bakıyorum. Kalan kısmı ile EF doğru parçasını oluşturdu diyor. Yani telden şu şekilde kare oluşturdun ya. Telden bir parça artmış. Bu parçayı nereye nereye montelerim deyip buraya montelemişsin. Ha, işin sonunda karenin çevresi 6 kere 4'ten 24 artı EF teli kadar bir çevre. Burası toplamda tel uzunluğu. EF'nin boyu da 5 olduğuna göre eklemeyi unutma. 29 cevabını ver ki cevap 24'tür. Deyip de yanlış şıkka gitme diyeceğim ama zaten 24'ü görmemişsindir. Allah'tan görmemişsin. 24'ü görsen belki de cüp yapacaktın oraya değil mi? Sen var ya. Neyse cevap verdik soru bu kadar.